Sonra buna çevir. Bunu çevir. Konya Antalya yolu üzerinde restoran işletmeciliği yapıyoruz. Restoranımızda kullanılmak üzere masa ve sandalyeleri babam kendi el işçiliğiyle yapmaya başladı. Daha sonra bu yaptığı masa sandalyeler müşteriler tarafından da çok beğenildi. Talep de alınca bunu babam kendine bir hobi edindi. Daha sonra biz de babamdan bunları görerek öğrendik. Kendimiz de yapmaya başladık. Bu ürünleri yaparken en değerli ağaçları kullanıyoruz. Mesela gördüğünüz yağlı ardıç derler, kokulu ardıç da derler. Resmiyete kokulu ardıç diye geçer. Nadide bir ağaçtır. Çatlamaya karşı mukavemeti oldukça yüksek olan bir ağaçtır. Aynı zamanda da kokusu uzun yıllar üzerinden gitmeyen bir ağaçtır. Bu ağaçlardan sehpa, sandalye, masa gibi ürünler yapıyoruz. Daha sonra da harita yapıyoruz. Ürünleri yaparken hiçbir yerden esinlenmeden, bir yerden kopya almadan yapıyoruz. Ağacın kendi şekline göre ve boyutlarına göre yapıyoruz aslında. Metal ayak kullanmıyoruz. Ağaç köklerinden ya da ağaç dallarından ayaklarını uydurmaya çalışıyoruz ağacın şekline, boyutuna göre. Özellikle sehpaları yaparken kolay bir iş değil tabii. Metal ayak kullanmadığımızdan dolayı kök ayakların işçiliği daha farklı oluyor. Bazen bir sehpa ile 2 gün, 3 gün uğraştığımız zamanlar oluyor. Tabii bunun cilalama işleminden önce ağacı koruyacak olan bazı yağlar var. O yağları sürüyoruz, bekletiyoruz. Daha sonra zımparalama işlemi geçiyor. 5 kat zımparası var bunların. Daha sonra kuruduktan sonra da artık ayaklarını monte etmeye başlıyoruz. Satış olarak da bu ürünleri internet üzerinden pazarlıyoruz. Bazen mağazalara toplu ürün satışımız oluyor. Bazen de buraya gelen misafirlerimiz, müşterilerimiz ürünleri beğendiklerini alıyorlar, götürüyorlar. Konya Antalya yolu üzerindeyiz. O yüzden uğrak bir yer olduğundan dolayı kalabalık oluyor. Mesela bu Türkiye haritası sedir ağacındandır. Bu ağacın kendi öz dokusunu bozmadan yapmaya çalışıyoruz. Tamamen el işçiliğidir. CNC ve herhangi bir makine işçiliği değildir. Ağacın kendi damarlarını bozmadan kesip zımparalayarak sonra cilalıyoruz. Doğal dokusunu bozmadan satışa sunuyoruz. Yani müşterilerimizin özel ricaları oluyor. Mesela bunun gibi sunum tahtası isteyenler oluyor. Bazen mumluklar isteyen oluyor. Bazen işte dediğim gibi kişiye özel ürünler de yapıyoruz. İmalatımızdaki en zor olan ürün herhalde sandalyedir. Çünkü işçiliği en çok, en zahmetli olan sandalye. Bu dallar su zamanında toplanır. Daha sonra yakılarak bükülür. Mengenede yaklaşık 10-15 gün gibi bir süre tutulur. Daha sonrasında belli bir kalıp üzerinden sandalyeye entegre ediyoruz.